Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz üzere Skoda Favorite GLX 1.3'ü inceleyeceğiz arkadaşlar. İlk olarak soldan sağa doğru gidelim. Kapı içlerini gösterelim. Burada ayna ayarlama yeri var. Şu şekilde şeyi var normalde. O düştü arkadaşlar. Kayboldu yani. Şöyle gösterelim. Kapı aç, cam açma kolu. Kapı açma kolu. Sıcak. Bu da arkadaşlar arabada kapının kilidi var arkadaşlar. Burada kalorifer peteği mi denir ona? O var. Burada zaten neydi onu? Sol taraf benzin ortası boş. Sağ tarafta gaz olarak. Şu anda bu benzinde çalışıyor. Farları açar. Yani nasıl diyeyim? Park konumu. Bu kısalar, bu uzunlar arkadaşlar. Bu kısalar böyleyken çalışır ama şey verir, uyarı ver, ses verir yani. Bu uzunlar bu şekilde ileri ittirdiğiniz zaman yine uzunlar. Böyle boşta basınca arkadaşlar korna zaten. Böyle kendinize çekince de şu şekilde selektör oluyor. Sağ sinyal, şöyle sol sinyal. Ondan sonra burada da far ayarlama bölümümüz var. Far yukarı aşağı ayarını yapabiliyorsunuz. Bu derece arkadaşlar. Termometre. Bizimki genellikle şu bölümde oluyor. Yani çizginin hafif üstünde oluyor. Zaten bu yarıyı geçtikten sonra hararet yapıyor araç. Bizimki 213.764 km arkadaşlar. Şu şekilde. Buradan tripi ayarlıyoruz. 180 km ibre var. Tabi biz en fazla 140 görebildik. 140-150 arası. Bir de bunun burası dijital olduğu için şeyleri göstermeyeceğim yani size hangi şeyi. Ama mesela ama yok, kontu açmamız gerekiyor. Burada sağ sol sinyal şeyleri var arkadaşlar, lambaları. İkisini ayrı yapmışlar, iyi olmuş. Burada 8000 devirimiz var. Burada da benzin göstermemiz var. Benzin bittiği zaman şuradaki ışık yanıyor. Öyle ama daha gider yani. Daha denemedik de biz. Buradan bu arka rezidans arkadaşlar. Camdaki rezidans şunlar. Bu çözüyor. Bu dörtlü flaşör, arka sis ve ön sis arkadaşlar. Buralar yine kalorifer ızgaraları. Şöyle göstereyim. Burası kalorifer ızgaralı. Şu anda sıfırda. 1 2 3 en hızlısı oluyor arkadaşlar. Soğuk iklime göre üretildiği için bu araç bayağı ısıtıyor yani. Tabi bunun yazı da var. Bu şekilde getirdiğiniz zaman açık olsa bile, üçte bile olsa arkadaşlar şey yapmıyor. Üflemiyor yani, kapatıyor orayı. Üflemiyor. Bu taraf, bunlar da işte
Mesela burdan üfleme ya da ayak altını üfleme falan oluyor. Şu neymiş? Evet, bu ayak altı. Bu da yukarı üfleme. Şöyle gösterelim. Burada tepimiz var. Burada çakmaklığımız var. Basınca çalışıyor. Şöyle yapalım. Burada külümüz var şöyle. İçi pismiş. Burada eldivenliğimiz var yine. Burada da yine normalde kaset koyulan yer var. Şöyle göstereyim. Şuralarda şeyler var. Önceden kaç yapı? 94 model arkadaşlar bu araba. O yüzden şu şekilde vitesi de göstereyim. Şöyle. Şu anda boşta. 1 2 3 4 5 bu da geri arkadaşlar. Şunu yine bir alalım biz. Burası şey diyebiliyorum. Başka ülkelerde arkadaşlar ya da şey olarak geliyor bu. İstediğiniz gibi taktırabiliyorsunuz. Buraya cam açma yeri yani otomatik olarak. Burası el freni. Bunlar da şey emniyet kemerinin bölümü arkadaşlar. Emniyet kemerini buraya takıyorsunuz. Burası da emniyet kemeri tokası. Arkadaşlar burada da var aynı şekilde. Burada da bu cam bulsun çözmek için buraya üfleyen var. Evet arkadaşlar, torpidomuz da bu şekilde. Oraya mesela peçete falan ayakkabı şey koyabilirsiniz. Ayakkabı silmek için boyaları. Burada arkadaşlar böyle koltuğu ileri ayarlayabilirsiniz, ileri geri. Ben tabi en son aldım, biraz benim boyum uzun olduğu için. Şöyle gaz pedallarına falan gösterelim. Şu şekilde. Debriyaj. Fren gaz. Arkadaşlar da torpidosu da aynı bu şekilde. Şöyle. Buralarda yine şey üfleyen yer var. Camlar üfleyen yer var. Burada yine cebimiz var arkadaşlar. Bu da yine bayağı derin. Derin. Arkadaşlar şimdi arka kısma geldiğimizde işte şu şekilde gösterelim. Şurada küçük bir kelebek yapabilirsiniz aslında da gerek yok yani. Cam yapmışlar. Kelebeğin düz hali. Bu şekilde normal bir cam yapmışlar. Bu tarafa açılıyor zaten. Bu tarafa açılmıyor. Bu tarafa açılmıyor. Bu tarafa açılıyor. Şöyle buraya koy da kol dayanılık tutmaç. Bu şekilde de açma kapı açma kapama yeri yapmışlar yani. Kolu yapmışlar. Burada yine küllüklerimiz var. Şöyle göstereyim. Şöyle camlarımızı açıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Burada cepler var. Arkadaşlar bu cep şey ile gelmiyor yalnız. Kılıf var üzerinde. Şöyle gösterelim. Şu şekilde. Ön çekişli bilgilerine en son geleceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle gösterelim. Basılmasın diye koymuştuk. Böyle yine bu taraflar böyle. Şuraya bir şey asmak için. Tutamaçlar. Şurada amortisör var arkadaşlar. Bagaj amortisörü. Geleceğim oralara. Arkadaşlar ön farörümüz halojen. Şöyle göstereyim. Bu daha yeni tabi. O eski. Şöyle sis farımız var. Şu şekilde göstereyim. Buradan radyatörler. Hava giriyor buradan. Arkadaşlar derseniz hemen onu da göstereyim. Bu mandalı bu şekilde çektiğin zaman açılıyor. Ondan sonra burada mandal olması lazım. Evet, orada mandal. Onu yukarı doğru çektiğimiz zaman açılıyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Buraya kilidi şey giriyor. Şu şekilde yapıyorsunuz, açılıyor arkadaşlar. Buranın yayı var bu şekilde. Böyle. Şu şekilde göstereyim. Burası arkadaşlar hava filtresinin olduğu bölüm. Şöyle. Okuyumuz orada. Bu şekilde. Şu tüp beyni arkadaşlar. Cam suyu.
Radyatör sıvısı. Kornamız burada. Yağ filtresi arkadaşlar, şu beyaz. Göstereyim şöyle. Şunu arkadaşlar kapatırken şunu şuradaki bulunan deliği yere koyuyoruz. Bunu hop, bayağı burada tek elde zor tutuyor. Bak zaten tek etti. Yapılınca bak açılmıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bagaja geçelim. Sinyallerimiz falan bu şekilde. Böyle. Şeyler bu şekilde arkadaşlar. Tozluklar. Şu şekilde çizgimiz var, siyah. Evet, kuşak mı? Evet, kuşak oluyor. Siyah bir kuşak. Burada anahtar deliğimiz. Buradan kapıyı çekerek açabiliyorsunuz. Normalde burada silecek oluyor arkadaşlar ama biz iptal ettirdik onu. Şöyle anahtarı nasıl açtığımızı göstereyim. Şöyle. Normal, bak görüyorsunuz dişli testereli kısmı. Dişli kısmı üst tarafa geliyor. Sol tarafa doğru ittiriyoruz. Bu bagaj şimdi sağ tarafa doğru ittirdiğimiz zaman arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Burada da lambalarımız var. Şey aydınlatması, plak aydınlatması. Böyle GLX modeli. Şu şekilde. Arkadaşlar ya burada olması lazım. Şey oluyordu. Arka sis bölümü ya buradaydı. Yani bu üçünden bir ya bununla ya bununla olması lazım. Ve diyebiliyorum arkadaşlar. Hemen şöyle hop kaldı. Bagaj amortisörümüz burada. Burada ses sistemimiz bulunuyor. Bagajımız şöyle kilidi de göstereyim. Burada arkadaşlar yumuşak bir şey kullanmışlar, şöyle göstereyim. Şurada tüpümüz bulunuyor. Bagaj biraz dolu, kusura bakmayın. Şöyle. Şöyle göstereyim. Orada antifrizimiz falan var. Şimdi bagaj nasıl kapatılıyor? İlk olarak. Hop. Yalnız. Arkadaşlar. Az önceki yaptığımızın tam tersini yapıyoruz. Şu şekilde geri getiriyoruz. Bununla bu şekilde yapıyoruz. Çekiyoruz. Zaten kapattığımız an şöyle. Arkadaşlar şimdi aracımızın özelliklerine geldiğimiz zaman 1.3 atmosferik bir motor bulunuyor arkadaşlar. 60 beygir 1300 cc 1.3 motor. Zaten demiştik. Karbüratörlü bu araç arkadaşlar. Yurt dışında enjeksiyonlu ve klimalı olan motorlar bulunuyor. Bu incelediğim modeli GLX94 modeli arkadaşlar. Dediğim gibi. Bir formen var. O uzun. Fazla tutulmuyor. Yani favorit görüyoruz biz genellikle. Ondan sonra arkadaşlar nasıl diyeyim. 3 çeşit araba var. Bir Renault Flash var zaten. O en güçlüsü 1.7 motor olması lazım. 1700 motor. 1.5 olarak Lada var. En küçük olarak da Skoda Favorite var arkadaşlar. 94'te duruyor. 95'te artan parçalarıyla yapıyorlar. Zaten az o. Ondan sonra 95 ya da 96'da Felicia diye bunun bir üst versiyonuna geçiyorlar. Yani şasileri falan değişiyor. Her şey değişiyor arkadaşlar. Burada da yine bizim hoparlörümüz var. Ben bunu demeyi unuttum. Burası nasıl olduysa ama paslanmış. Ya kapı panzotunu deldirmek istemedik arkadaşlar. Bu şekilde yani. Bir de oradan geçirmesi var. Buradan daha kolay. Hop buradan. Hemen şu şekilde. Şuraya getirdik biz.
Arkadaşlar şu şekilde gösteriyorum. Burada da sigorta kutumuz mevcut. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.